Herkese merhabalar. Çarpanlar ayrımı konumuzla beraberiz. Süper bir konu. Artık özdeşlikleri bitirdik. Aynı zamanda cebirsel ifadeleri bitirdik ve artık çarpanlar ayırmaya geldik. Ve çarpanlar ayırmayı öğrendikten sonra artık bu konuyu da tamamlamış olacağız diyoruz. Ve bugün dersimizde sizinle beraber ortak parantez almaya bakacağız. Aynı zamanda özdeşlikleri kullanarak çarpanlara ayırmayı yapacağız. Yani öğrendiğimiz tam kare ve iki kare farkı özdeşliklerini kullanarak çarpanlara nasıl ayırabiliriz? Mesela x kare artı 2x artı 1. Aslında ben kimin karesiyim, ben kimin karesiyim diyerek x artı 1'in karesi haline gelip bunlar aslında x artı 1 çarpı x artı 1 haline gelecek ve bunu öğreneceğiz. Aynı zamanda burada ortak parantez almanın kurallarını öğreneceğiz. Bunlar da çok önemli. Gerçekten de karşımıza çok çıkacak. Mesela 5x artı 5y'yi biz kral sen 5 kralsın diyerek başa alıyoruz. Ardından da içeriye x ve y'yi yerleştiriyoruz ve süper bir şekilde bu konuyu halletmiş olacağız diyoruz. Aynı zamanda hemen ödevlerinizi vermek istiyorum. 0'dan 8'e sayısal olan arkadaşlarımız için çarpanlara ayırma konumuzla alakalı cebirsel ifadelerin sonuna geliyoruz. Ve burada çarpanlara ayırma sayfa 88'den 89 ama cebirsel ifadelerin test geçinde lütfen yapın. 90-91'de mutlaka yapın. Yeni nesil soruları mutlaka çözün. Taktikli matematik kitabı olan arkadaşlarımız için de dijital sorular var. Unutmayın. Ve burada da çarpanlara ayırma ile alakalı aslında özdeşliklerden sonra gelen kısım test 46 ve 2 tane dijital soru burada da var. Ve aynı zamanda matematik uygulama soruları testimiz de var ve LGS denemesi de var burada. Lütfen taktikteki bu iki tane deneme ve testi de çözelim lütfen diyorum. Ve aynı zamanda Dinamo kitabı olan arkadaşlarımız için, Dinamo matematik kitabı olan arkadaşlarımız için de cebirsel ifadelerin artık sonuna geldik. Çarpanları ayırmayla artık bu konuyu bitirmiş oluyoruz. Dolayısıyla test 43 ve 44'ü yapmanızı istiyorum ve aynı zamanda tabii ki dijital sorular var ama ünite değerlendirme testlerimiz var burada. Ünite değerlendirme testlerimizde lütfen 45 ve 46. ve 47. testler olmak üzere 3 tane testi de mutlaka yapalım. Ve aynı zamanda Zoru Bankası'ndan da artık bitiriyoruz. Ödevlerimiz birazcık uzun oldu biliyorum ama bütün konuları teker teker tarayarak ilerlemeye çalışıyoruz. Bu sayede bütün konuları tamamlamış ve gerçekten başarılı bir şekilde tamamlamış olacağız. Burada da Zoru Bankası'nda cebirsel ifadelerle alakalı, daha doğrusu çarpanları ayırmayla alakalı test 52 ve 53'ü yapmanızı istiyorum. Aynı zamanda ünite değerlendirme testlerinden de test 54 ve 55'i de lütfen yapalım diyorum. Ve hadi bakalım o zaman dersimiz başlasın. Şimdi bir kere çarpanları ayırma konusundaki en önemli kısımlardan bir tanesi kral olan, yani her şeyden daha önce yapılması gereken bir şey var. O da birinci adım. Her zaman ama her zaman nedir biliyor musun Tonguç Evren benim? Ortak çarpan parantezine alma. Yani aslında kısacası ortak parantezi alma. Alalım hocam. Şimdi senle bunu yapacağız. Ondan sonra özdeşlikleri kullanarak çarpanları ayıracağız. Ondan sonra birkaç tane model soru yapacağız. Ve sonra da sana çok güzel bir yeni nesil soru hazırladık. Hocam, böyle en sevdiğim diyemeyeceğim. Aslında aynen, çok da şekilli sevmiyorum ve gerçek hayat problemi gibi. Onlar beraber seni inşallah hem okula hem sınava mükemmel bir şekilde hazırlamış oluyoruz. Şimdi Tonguç'um bir kere şunu bilmemiz gerekiyor. Ortak paranteze alma bu işin kralı. Yani ortak paranteze almadan bir şeyi çözemezsin. Dolayısıyla sen şöyle bir şey gördüğün zaman, Tonguç'um hemen söyler misin? 3A artı 3B. Burada iki tane terim var. Bu ve bu. Ortak bir şey var mı bunlar için? Var. Ha, ne var Tonguç'um lan? Artı. Pardon 3, 3. Evet, mükemmel zekisin. Evet lan, dangosun sen. 3 ortak şey. O zaman baş tacı kuralı, yani kralsın 3 sen diyerekten onu başa alıyoruz. Sonra çarpı yazıyoruz. Sonra parantez açıp bundan 3'ü aldığın zaman ne kaldı? A. Süper. Buradaki artı yazıyorsun. He. Bundan 3'ü aldığı zaman ne kaldı? B. Süper zekisin. Bak aynı şey oluyor bak. Bunu böyle dağıt istersen 3A artı 3B oluyor. Yani bunu tersine yapıyorsun. Ortak parantezin alıyorsun, geldik. Buzun diye. Burada ortak bir şey var mı desen? Ya, yok. Yok ki hiçbir şey yok. Halbuki, diğer soruya geçelim. Evlen dangoz musun? Bak x'ler var bir kere. X'ler var. Burada x kare var, burada x var ama burada x'ler var bir kere. Peki Tonguç'um, 4 ile 12'ye bakarsak birazcık daha detaylı bakalım. 12 aslında 4 kere 3 değil mi Tonguç evladım benim? Evet. Heh, bu x kare x kere x değil mi Tonguç evladım benim? Evet hocam. Şimdi ortak olanları başa alalım. Şimdi burada 4 var. Burada da 4 var. 4. Burada x var. Burada da x var. X. Başka bir şey var mı? Başka bir şey. Ne yazık ki yok. Maalesef. O zaman parantezi açtım. Şimdi bunun içinden 4 x'i aldığı zaman geriye ne kaldı? Bu zavallı x kaldı. Yazık artı. Bunun içinden 4 ve x'i aldığı zaman ne kaldı? 3 ve y kaldı.
3 y. İşte bu kadar. Wow. Ortak parantezi almış olduk. O zaman ne yapıyoruz bak. Aslında tersten çarpsan 4x kare artı 12x y eder. 4x çarpı 3 y 12x y eder. Anladım. Süper zekisin. Şimdi geldik bu zımbırtıya. Bu zımbırtıya ne yaparız ortak? Neden bu çok önemli? Normalde ben sana birazdan 2 kare farkını en önemlileri göstereceğim. Ama ortak çarpan parantezini alma bu işin baş tacıdır. Yani ilk başta bunu yapmalısındır. Bir problemi çözemiyorsan bir iki ortak parantezi almayı unutuyorsun. Ünlülerin sultanı. Geldik bu zımbırtıya. Şimdi ortak bir şey var mı? Bak. X. Ha, bak şöyle düşünelim. X kübü x çarpı x çarpı x diye düşünelim. 2x kareyi x çarpı x, hani 2 çarpı x çarpı x diye düşünelim. Bu da 5 çarpı x. Ortak şeyi alıyorum. Hepsinde x var. Sonra parantez açıyorum. Bundan x'i aldım. X çarpı x yani x kare kaldı. Eksi diyorum. Bundan x'i aldım. 2x kaldı. Artı bu diyorum. Bundan x'i aldım. 5 kaldı. İşte bu kadar. Bunu çarpan. Yani. Bak ne yaptık? Çarpan parantez. Bununla bu çarpılınca bu ediyormuş. Bununla bu çarpılınca bu ediyormuş. Ve çarpanlarını ayırmış olduk. Zaten konumuz çarpanlar ayırmak. Geldik. Özdeşlikler. En önemli özdeşliğimiz nedir Tonguç'un? Matematikte en önemli özdeşlik. Bak adam da yaslamış kafasını buna. A kare eksi bir kare. Harika. Buna ne diyorduk biz? İki kare farkı diyorduk. Gerçekten matematik tarihinde şu ana kadar yazılmış en önemli özdeşliklerden bir tanesi. Hatta en önemlisi bile olabilir. Geldik. A kare eksi B kare. İşte söylentiler var hocam. Kesinlikle tebrik ediyorum. Bir şeyin karesinden diğerinin karesi çıkıyor. Mesela bir tane örnek. 25 eksi 16. 25 neyin karesi Tonguç? 5'in. Süper. Eksi 4, 16'nın karesi. Pardon. Bak söyledim görüyorsun tebrik ederim. 4'ün karesi. Şimdi bak buradaki yöntem diyor ki bize a kare eksi b kare diye bir zımbırta görürsen diyor birinciden ikinciyi çıkar diyor. Bak bu neyin karesi a'nın? Bu neyin karesi b'nin? Bu ikisini çıkar birbirinden bir de bu ikisini topla birbiriyle bunları çarp diyor. Bu kadar. Yani 5'in karesi eksi 4'ün karesi aslında 5 eksi 4 çarpı 5 artı 4 diyor adam bize. İstersen bir deneyelim bakalım. Deneyelim. 5 eksi 4 kaç eder? 1. 5 artı 4 kaç eder? 9 eder. 25 eksi 16 9. Ah işte bu kadar. Wow. Süper bir şekilde bulmuş olduk. Şimdi testini de yaptık. Geldik bu zımbırtıya. Böyle bir şey çıktı zaman bu neyin karesi diye sor kendine. Çünkü bak bir şeyin karesinden bir şeyin karesi çıkıyor değil mi? O zaman iki kare farkı. Bu neyin karesi? X. Süper dikisin. Bu neyin karesi sence Tonguç evladım benim? 4y'nin. Ulan dangoz musun? Hemen bakalım. 4y'nin karesi. 4y çarpı 4y etmez mi? Evet. 16y kare etmez mi? Dangoz evladım benim. O yüzden çok güzel bir hata yaptın. Herkese örnek oldun. Teşekkür ederim. 4y kare aslında 2y'nin karesi. Yine olsun yine yaparım. Süper zekisin. Yapma ulan. X eksi 2y yazarsın. Bir de x artı 2y yazarsın. Sonra bunları böyle arasına çarpıp koyarsın. Bitti bu kadar. Geldik bu zımbırtıya. Bu neyin karesi Tonguç evladım benim? Bilmem. Evet, birin dangoz evladım benim. Birin karesi. Bu neyin karesi? Şimdi artık doğruyu söyleyebilirsin ümit ediyorum. 3x'in. Süper zekisin. Bak 9, 3'ün karesi olduğunu aklına geliyor. Süper. 3'in 3, 9. Harika. O zaman 1 eksi 3x yaparsın. 1 artı 3x yaparsın. Sonra bu ikisini birbirleriyle çarparsın. İşte bu kadar diyoruz ve geçtik. Geldik şöyle bir zımbırtıya. Adam bize böyle bir soru verebilir. Soruda bak. Bu çarpanla yürü diyor. Bu bir şeyin karesi mi? Evet. Hayır abi bir şeyin karesi. 4 bir şeyin karesi doğru. 49 bir şeyin karesi doğru. Ama aküp bir şeyin karesi değil. O zaman burada bir skandal var. Soruyu geçebiliriz. Diğer hayır, soruyu geçebiliriz. Bu geçmiyoruz. Şöyle bir şey yapıyoruz. Ya bunu yapamıyorum. Acaba başka bir şey mi var mı dediğin anda hemen karşına ortak çarpan parantezi telefon geliyor. Telefon şokeri. Daha doğrusu hadi uzatmayalım. Ortak paranteze al hatırla. Bak bu konuyu hemen aklına getir diyorum. Geldik. Bu ikisine ortak bir şey var mı Tonguç'um? Evet var. Neden biliyor musun bak? 4A, 4 çarpı A demek. Tamam eyvallah. 49 A küpte 49 çarpı A çarpı A çarpı A demek. Bu ikisinde ortak bir şey var. A işte bu kadar. Çarpı diyorum parantez açtım. Bunu aldığım zaman 4 kaldı. Eksi. Bunu aldığım zaman 49 pardon şöyle yazalım. 49 2 tane A kaldığı için A kare kaldı. Şimdi geldik zımbırtıya. Şu zımbırtı neye benziyor Tomuç'um? Bu bir neyin karesi? 2'nin. Süper. Bu neyin karesi? Birazcık zor bir şey biliyorum. 7A. 7A olağanüstü bir beni. Ve birbirinden çıkıyor Tonguç. İşte bu kadar. O zaman diyorum ki A burada kalsın zaten vardı. Bu 2 eksi 7A çarpı 2 artı 7A'dır aslında şu zımbırtı. Çünkü zaten bunu yapmayı öğrenmiştik. İşte çarpanlarına ayrılmış versiyonunda bu olduğunu söyleyebiliriz. Geldik. Bir de çok önemli bir özdeşlikler daha vardı. Hangisi önemli size onu söyleyin hocam. Evladım
ben de unuttum. Evladım dangoz musun? Bak beynimi karıştırdın. Tam kare özdeşlikleri. İsmini bile unuttum senin yüzünden. O kadar kötü esimler yapıyorsun. Önemsiz hocam. Tam kare özdeşliklerinde yapmamız gereken şeyleri hatırlayalım hemen. A artı B'nin karesi. Hemen nedir? İnsan ne der? A artı B'nin karesini görünce. A kare artı B kare. A kare artı B kare. O zaman yazalım bak. A kare artı B kare. Ama aralarına bir boşluk koyuyorum. Neden boşluk Neden? Koyuyorum? Çünkü araya bir şey giriyor. Dangoz evladım benim. Araya ikisini çarp Tonguç ne eder? A çarpı B, AB eder. Bir de 2 ile çarp 2 AB eder. Bu ikisinin çarpımının iki katını birbirine ekleyeceksin. İşte bu araya bu zımbırtı giriyor. Burası hassas. Şimdi bu araya da aynı şekilde A kare eksi B kare yazıyorsun. Çünkü eksi B'nin karesini alsan da artı B kare eder. Bunda problem yok. Ama araya bu sefer ikisini çarp eksi AB, 2 ile çarp eksi 2 AB giriyor bu sefer de. Yani o kısacası ya bunu gördüğün zaman A kare artı B kareyi yapıştır bir kere. Bunlar kesin. Ama araya ya bu girecek ya bu girecek. Eksi olunca eksi 2 AB, artı olunca artı 2 AB giriyor. O zaman sen x artı 4'ün karesi nedir? Ya kardeşim x kare artı 16'yı yapıştır bir kere, tamam mı? X kare artı 16. Bunun karşılığı zaten. Bu fix zaten. Bir de bu x'ini çarp Tonguç. 4x 2 ile çarp 8x. Artı olduğu için artı 8x. Bitti bu kadar. Geldik bu zımbırtıya. Şimdi bir kere bunun karesini al. 4x kare eder. Unutma. 2x çarpı 2x eşittir 2 kere 2 4. X kare x 4x kare eder. Geldik. Bunun karesini al. Artı 9 eder. Eksi 3'ün karesi 9 eder. Yani. Artı 9'u. Bu x'ini çarp. 6x. Tabii 2 kere çarp 12x. Burada eksi olduğu için eksi 12x diyorum. İşte bu kadar diyorum ve diğer işte geldik bunların uygulamasına. Hayır, yeni soruya gelmedik daha. Ama burada şöyle bir şey var. Kardeşim sen demin görebiliyordun ama bu sefer tersten görebiliyor musun? Bu neyin karesi? X'in karesi. Bu neyin karesi? 4'ün karesi değil mi Tonguç'um? Evet. Bu x'inin çarpımının iki katı ortada var mı? X çarpı 4, 4x. 8x ortada var. Ve eksi var. O zaman bu ikisinin farkının parantez karesi yani tam karesi diyoruz ve olayı bitiriyoruz. Yani birazcık görme işi burası. Tahmin ediyorum birazcık zor. Mesela bu neyin karesi Tonguç evladım benim? 2x'in. Bu neyin karesi? 3'ün karesi. Buradan görürdüm. Sonra diyorum ki ya bu ikisinin çarpımının yani 6x'in iki katı burada var mı? Var. Var. O zaman arada artı olduğu için 2x artı 3'ün karesi deyip tam kareyi yapıştırıyorum. Geldik bu zımbırtıya. Eyvah burada ne yapacağız? Eyvah. Bu bir şeyin karesi değil. Bu da bir şeyin karesi değil. O zaman takılıyorsan bil ki ne vardır Tonguç evladım benim? Hemen en başta söylediğim gibi. Ortak parantez kraldır. Ortak parantez vardır. Çünkü burada üçünde de ortak bir şey görebiliyorum. Şimdi bu zımbırtı aslında 3 çarpı x çarpı x'tir. Çünkü 3x kare ya. Bu aslında 3 çarpı 2 çarpı x'tir. Bu aslında 3 çarpı 3'tür zaten. Bitti. Şimdi hepsinde ortak ne var evladım? Hatta 3 çarpı 1'dir diyebiliriz değil mi Tonguç? Diyebiliriz. Hepsinde ortak 3 var değil mi? 3 parantezini aldım. Bundan 3'ü alırsam x çarpı x, x kare kalır. Bunları 3 alırsam eksi 2x kalır. 2 çarpı x 2x kalır. Bunları 3 alırsam artı 1 kalır. Al, bitti bu kadar işte. Şimdi geldik şu zımbırtıya. Ne yapıyorduk? Bu neyin karesi kardeşim? X'in karesi. Bu neyin karesi? 1'in karesi. Bu ikisinin çarpımı x. 2 katı 2x. Oh be ortada var zaten. Ama eksi olarak var. O zaman ben diyorum ki 3 zaten burada vardı. Bunu aynen yazdım. Ama şu zımbırtı aslında x... Bu ikisi eksi olduğu için eksi birin tam karesi gibi düşünülebilir diyorum. Çünkü o çarpımın iki katı ortada var diyorum ve olayı gerçekten profesyonel bir metotta çözmüş oluyorum diyorum. X kare artı gibi falan filan böyle kazıkul aziz bir soru. Bu MEB'in kitaplarında artık sorulmaya başlandığı için bize sormaya başladık. Normalde birazcık lisede çıkan bir soruyu bu aslında ama artık bizim sınıfa kadar indi. Şimdi x eksi y eşittir 4, x çarpı y eşittir 3, x kare artı ya kardeşim Tonguç evladım benim. Şu zımbırtı yani şu x kare artı y kareyi görünce hemen aklıma şu geldi. Ya x artı y'nin karesinin açılımı neydi Allah'ını seversen? X kare artı artı y kare vardı zaten. Bir de artı 2xy vardı değil mi? X kare artı 2xy artı y kareydi. Şimdi bu zımbırtıyı aklıma getiriyorum. Ya Tonguç evladım benim. X kare artı y kare buydu. Bir de Tonguç bir de şu vardı hatırlıyorsan. X eksi y'nin karesi de vardı. X eksi y'nin karesi neydi? X kare eksi 2xy artı y kare değil mi Tonguç evladım? Evet hocam. Adam bize neyi sormuş Tonguç? X kare artı y kare sormuş. Adam bize neyi vermiş? X eksi y eşittir 4 demiş. Ya o zaman burası 4'tür Tonguç. Bak x çarpı y eşittir demiş. O zaman şurası da 3'tür Tonguç evladım benim. Bak olan zımbırtıyı yazdım ve yerlerine koyacağım. Çok basit. 4'ün karesi nedir? 16 eşittir. X kare burada yazıyordu.
Bu 3 ise eğer 2 ile 3'ün çarpımı nedir? 6. Süper. Eksi 6 o zaman burası. Burası eksi 6. Artı y kare değil mi? Evet. Adamın bize sorduğu şey x kare artı y kare değil mi? Dangoz öyle aldım benim. Evet. O zaman eksi 6'yı karşıya atarsam 16 artı 6 eşittir x kare artı y kare etmez mi? Yani şuradaki zımbırtı aslında 22'ymiş. Bunu karşıya atınca 22 olduğunu bulabiliyorum. Diyorum bu çok önemli bir soru tarzı. Lütfen dikkat, yeni tarz sorularda çıkabilme ihtimali olan bir soru tarzı diyorum. Ve geldim artık yeni nesil soruya. Gerçekten yeni nesil soru deyince insanın aklına bunlar geliyor. Böyle garip grup açıklamalar, ondan sonra işte tarlalar. Acaba bu adamın beyni çalışıyor mu diye yoklamalar falan filan. Gerçekten böyle gelecek karşımıza. Yukarıda kenar uzunlukları 2x artı 7, x artı 5 olan iki karenin köşelerinden bir kenarları sırasıyla 4 ve 2 santimetre olan kareler kesilip atılıyor. Ha, şunları atıyoruz demek ki. Şunları attık, şunları attık, şunları attık. Bunları attıktan sonra attık. Şekiller kenarlarından katıp üstü açık bir kutu haline getiriyor. O zaman şuradan şöyle katlayıp şöyle bir kutu yapıyoruz. Nasıl bir model çizeyim senin için Tonguç Evren benim? Şöyle bir kutu haline getiriyoruz bunları aslında. Şöyle katlıyoruz. Ve şöyle bir kutu haline getiriyoruz. Buraya kadar tamam mı Tonguç'um? Tamam hocam. Yani şuradan katladık. Hatta şuradan da şöyle bir gözükür. Yani bu kutunun tabanı burasıdır Tonguç evladım benim. Aynı şekilde burada da böyle bir katlama yapıyoruz. Katladığımız zaman şöyle karşımıza bir şekil çıkacak Tonguç evladım. Ve bir kutu oluşturuyoruz. Ve şeyi açık. Hani üstü açık bir kutu oluşturuyoruz. Ve bu üstü açık kutunun da tabii şuradan şöyle bak şunu çizmedim, yanlış çizdim. Evet, şuradan da evet falan filan. Şimdi adam bize diyor ki bu kutunun yine tabanı burası, yere dokunan kısmı burası. Mesela işte şurası sol tarafıysa ben sana gösterebilmek için birazcık daha şöyle çiziyorum. Hatta pardon, özür dilerim. Şöyle birazcık daha farklı bir renk mi kullansam acaba? Mesela şurası sol tarafıysa Tonguç evladım benim. Bu sol taraf nereden geldi? Buradan geldi. Bu böyle katlandı. Mesela burası sol tarafıysa şurası. Şurayı böyle katladık falan filan. Diyor ki daha sonra bu şekiller kenarlarından katlanıp üstü açık bir kutu getiriyor. Bu kutuların taban alanlarının farkını santimetre geçişinden verilen cebirsel ifadenin çarpanlara ayrılmış halini yuh daha neler diyoruz. Of. Şimdi taban alanları dediğine göre aslında bizim şu alana bakmamız gerekmiyor mu? Şurası tabanı oluyor aslında bunun. Burada burası tabanı oluyor. Şimdi o zaman şöyle düşünelim. Ya kardeşim şunun hepsinin adam bize 2x artı 7 olduğunu söylemiş. Şimdi adam bak buradan 4 santimetre, buradan 4 santimetre kırparsan şuradaki mesafe 4 kırpılmaz mı? 8 kırpılmaz mı Tonguç evladım evet. Benim? O zaman 2x artı 7'den 8 çıkarmam gerekmiyor mu benim aslında burada? Aslında gerekiyor. Şu 4'ü çıkardım. Burası aslında 2x artı 7 eksi 8'den 2x eksi 1 çıktı. O zaman şurası 2x eksi 1. İstersen hesaplayalım bak. 4 artı 4 artı 2x eksi 1 2x artı 7 der. Yani bunun hepsi der. O zaman şurası 2x. O zaman bu bir kare olduğu için burası da 2x eksi 1 olacak Tonguç'um. Burası da 2x eksi 1 olacak falan filan. Şimdi o zaman bu karenin alanı aslında 2x eksi 1'in karesi diyorum. Şuradaki tabanı hesapladım. Şimdi geldik yeşille de şu tabanı hesaplayalım. Ya kardeşim şunun hepsi x artı 5'ti. Buradan 2 kırptım ben. Bak buradan 2 kırptım. Buradan 2 kırptıysam ben 4 kırpmaz mıyım o zaman toplamda şu zımbırtıdan? Bu zımbırtıdan 4 kırparsam x artı 5 eksi 4'ten x artı 1 etmez mi Tonguç Evren Bey? Eder hocam. O zaman şurası x artı 1 etti. İstersen hesaplayalım. 2 artı 2 artı x artı 1 x artı 5 eder. Tamam süper. O zaman benim şuradaki alanımı hesaplayan zımbırtı ise x artı 1'in karesidir. Şuradaki alanı veren zımbırtı. Şimdi adam diyor ki bu alanların farkını veren cebirsel ifadeyi sormuş. O zaman hemen işlemlerimi yapacağım. Araya bir eksi çakacağım. Şimdi 2x eksi 1'in karesinin açılımını hemen yapmaya çalışalım. Nasıl açılıyordu Tonguç evladım bunu? Bunun karesi 4x kare artı bunun karesi artı 1. Ama araya bu x'in çarpımının 2 katı. Yani 2x'in 2 katı 4x. Ama burada eksi olduğu için eksi 4x'i yapıştırıyorum. Bunu parantez içine koydum. Sonra bu kahverengi eksimi tekrar yazıyorum. Sonra tekrar parantezimi açıyorum. Bunun karesi x kare artı bunun karesi 1'in karesi 1. Bu x'in çarpımının 2 katı araya giriyor. 2x
Ama burada artı olduğu için artı 2x'ye giriyor. Sonra parantezimi kapattım. Sonra diyorum ki Tonguç'um, bunları çıkartırken kardeşim bu eksi hem buna hem buna hem buna dağılacak. O zaman dağılırsa 4x kare eksi 4x artı 1 eksi x kare, bak, eksi x kare eksi 2x eksi 1 eder. O zaman 4x kareden x kare çıkar çünkü benzer terimler 3x kare eder. Eksi 4x eksi 2x eksi 6x eder. Artı 1 eksi 1 0 eder. Şimdi bunun çarpanlara yayılmış hali. Bir de o kadar abartı bir soru ki. Bir de çarpanlara yayılmış hali soru. İşte ne yazık ki yeni nesil sorular da o yüzden 2 dakika veriyorlar. Birazcık daha böyle hani challenge diyorlar ya İngilizce'de böyle. Şey yapıyorlar hani. Mücadele. Hani böyle. Rekabet, kavga. Hani PUBG, 7 saniye dövüş. Challenge. Aynen 7 saniye challenge falan böyle. Oğlum, reklam yapma. Challenge. Reklam yapma Allah seni. Ice bucket. Şimdi bak. Bunun ortak parantezini almak istiyorum. Hemen ortak parantezine. Ya kardeşim. Bu aslında eskiden yaptığım gibi 3 çarpı x çarpı x demek. Bu da 3 çarpı 2 çarpı x demek. O zaman ben bu ikisini de ortak bir şey olarak ne görüyorum Tonguç'um? 3x görüyorum. 3 ve x'i kapattığım zaman geriye kaldı x. Eksi diyorum araya yazdım. 3 ile x'i kapattığım zaman geriye kaldı 2. 3x çarpı x eksi 2 benim nihai cevabımdır. Aa, tebrik ediyorum seni. Gerçekten süper bir çalışma yaptın. Ve sonunda ne yaptık? Çarpanlara mevcut. Oh be diyorum gerçekten. Hadi o zaman bakalım ödüllü sorumuzu yaptım buçum. Yorumlara yolla.